bir yoldayım. Ne diyorum bu düz gece? Bilmiyorum ne haldeyim. Yediyorum gündüz geceyi, gündüz geceyi, gündüz gece, gündüz gece. Bugün sizlere Erzincan'ın küçük bir köyünden başlayıp dünya markası tekstil devine uzanan bir başarı öyküsünü anlatacağız. Dünyaya geldiğim anda gördüm aynı zamanda. 1960'lı yıllar, Türkiye sosyal ve ekonomik anlamda çok zor günlerden geçiyor. Erzincan'da kıt kanaat geçinen ve 3 çocukla hayat mücadelesi veren Kayan ailesinin 4. çocuğu oluyor ve adını Mutlu koyuyorlar. Mutlu Kayan dünyaya geldikten sonra yurt dışından gelen halası, "Bu ne kadar mutlu bebek, bunun adı Mutlu olsun," demiş. 1966'da Erzincan'da Çayırlı'nın bir köyünde annemin 4. çocuğu olarak dünyaya gelmişim. Tabii o dönemlerde Ali, Ahmet, Mehmet adı çok kullanılırken bana Almanya'dan gelen, tatile gelen teyzem, işte halam, "Aa, ne kadar mutlu bir çocuk, ne kadar mutlu bir bebek, bunun adı Mutlu olsun," demiş. Ve dolayısıyla benim ismimi halam o dönemlerde enteresan bir şekilde Mutlu ismini bana vermiş. Allah'a çok şükür bu 58 yılda yaşadığım bütün ömrüm boyunca ismim gibi mutlu oldum. İnşallah bundan sonra da Allah bir keder göstermezse, bir dert vermezse bu şekilde devam edeceğiz. 1972 yılına gelindiğinde aile İstanbul'a yerleşmeye karar veriyor. Bu nedenle Mutlu Kayan ilk, orta ve liseyi Şişli'de bitiriyor. 1960'lı yıllarda Anadolu zor bir hayat. Yani reçberlik, çiftçilik ya da diğer adıyla köy hayatı çocuklarının geleceğini bir şey vermeyeceği için, iyi okullarda okutamayacağı için, oradaki bir hayat koşullarıyla devam etmek istemediğinden dolayı mevcut malını mülkünü satıp İstanbul'a geliyor. İstanbul'da bir inşaatta inşaat çavuşu dediğimiz, yani bugün inşaatların sorumlusu olan bir vatandaş olarak buraya başlıyor. Sımsıcak bir Anadolu ailesi. Anne baba çocuklarının her biri hayırlı evlat olmalarından dolayı gurur duyuyor. Çocuklar da böyle bir ana babaya sahip olduklarından dolayı gurur duyuyorlar. Mutlu Kayan dünyaya yeniden gelse yine aynı anne babanın çocuğu olarak gelmek istediğini söylüyor. Erkeklerde en büyüğümüz olan Mutlu Kayan, onun bir küçüğü olan ben Baki Kayan ve bir küçüğü olan Tuncay Kayan. 3 erkek kardeşiz. 4 kız kardeşiz. Toplamda 7 kardeşiz. Allah'a şükür bütün kardeşlerim yaşıyor. Hepsini de çok seviyorum. Benim için çok da değerliler. Annemizi babamızı kaybettik. Çok zor koşullarda ve şartlarda bizi büyüttüler. Gerçekten zorluk nedir, yokluk nedir? Ben bunu gördüm ve yaşadım. Benim gibi tabii ki ailem de bunu yaşadı. Ailemin diğer fertleri de yaşadı. Ama şimdi düşünün, 3 tane erkekten en büyüğü sensin. O da Mutlu Kayan. Tabii ki bizden daha fazla bu zorlukları yaşadı, bu yokluğu yaşadı. Yani işin kısacası Mutlu Kayan gerçekten kendini çok iyi yetiştirmiş. Çok önemli bir değer. O şart ve o koşullarda bir insanın ayakta kalması bile bir mucize. Bırakın bunu, bir de iyi insan olarak kalması çok daha büyük bir mucize. Bir de hayatta hiçbir kimseye zarar vermeden
ailesi için her türlü fedakarlığı yapan, savaşan, çalışan, devletine, milletine, ailesine her zaman yardımcı olan bir abiye sahibim ben. Allah inşallah bundan sonra da hepimizi böyle bir arada tutar, bir arada yaşamaya hak kazanırız. Abim gerçekten çok zorluklara göğüs gerdi. Hatta şu anda da germeye devam ediyor. Düşünün işte, eşi, çoluğu, çocuğu, torunları İstanbul'da ama o ta gidiyor Düzce'de çalışıyor. Hafta sonları geliyor. Bu insanın hayatında yapabileceği en zor şeylerden biri. Çünkü insan hayatı çok kısa, çok zor, çok acımasız. Eğer bir ev babası veya bir aile ferdi bu fedakarlıkları yapıyorsa, bu da onun ne kadar yüce kalpli bir insan olduğunu gösterir. Abimi çok severim, sayarım. Çok da çocukluğumuz beraber geçmemiş olsa da, çünkü her birimiz ayrı dertlerde, ayrı yerlerde hayatımızı kazanmaya çalıştık. Ama her zaman bana abilik yapmıştır, büyüklük yapmıştır. Allah onu benim başımdan eksik etmesin. İnşallah her şey sırayla olur. Çünkü bazı şeyler sırayla olunca insanın değerini daha iyi anlıyor. Yani bu konuşma sabaha kadar sürer, sürdükçe de üzüntü, gözyaşı, keder getirir. Onun için kısa keseceğim, çok da fazla uzatmayacağım. İyi ki benim abimsin, iyi ki seninle beraber büyüdüm, iyi ki bu anne babanın çocuklarıyız, iyi ki böyle kardeşleriz. Abicim her şey gönlünce olsun, seni seviyorum, kendine dikkat et, öpüyorum. Çünkü sen böyle bir saatle, iki saatle anlatmakla bitmezsin. Allah sana ömür versin. Bize gönül verdi. Sana da ömür versin. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Tabii o zamanlar 6 kardeştik biz. Toplamda 7 kardeşiz. Şu an 4 kız, 3 erkek. Benden bir 3 ablam var. Benden küçük 2 erkek kardeşim, bir de kız kardeşim. Kral abim. Krala merhaba. Kral işim benden kısa bir video istediler. Tabii ki Kral Mutlu Kayan. Her zaman kalbimizin kralı, abilerin kralı, baba yarısı. Abimle ilgili birkaç yorum yapayım. Abim bizi büyüten, bize çoğunlukla doğru yolu gösteren, ailenin akıl alabileceği, zeki, ahlaklı, namuslu bir abim olduğu için gurur duyuyorum. Abim 8-10 yaş okul vesaire, ondan sonra 12-13 yaş iş hayatı, yoksulluk, garibanlık, çile, ondan sonra İyi bir iş hayatı, iyi başarılar, çok başarılar, çok iyi yerler ve neticede Mutlu Kayan. Bir Mutlu Kayan kolay gelmiyor. Mutlu Kayan namuslu, şerefli, ailesine bağımlı, kardeşlerini seven, çok değerli birisi. Benim abim kısa ve net, kral. Bu arada nargileyi çok seviyor. Nargilesiz yapamıyor. Güzelliğine çok önem verir. Bir 18 yaşındaki genç bir erkeğin enerjisi vardır. Yaşı 50 de olsa, 60 da olsa abim için en önemli şey kendi hayatıdır. Hayatta yaşamayı çok sever. Başarılı olmayı çok sever. Lafının dinlenmesini ister. Mesela ona sormadan biz bir şey kolay kolay yapamıyoruz, yapamayız. Çünkü neticede, finalde, sonunda bakıyorsunuz, Mutlu Kayan doğru söylemiş diyorsunuz. Onun için benim abim böyle 3-5 dakikayla anlatılacak gibi bir video değil.
film olacak bir insan. Değerli, çok çok değerli, çok iyi birisi. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah onu torunlarına, kızına, bizlere bağışlasın. Abi seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Selamlar. Dolayısıyla babam o 1970'lerin ekonomik krizinde inşaatta kendini çalışıp kendini geliştiriyor. Bizleri okula, işte mesela ben Şişli Şehit Niyazi Bey İlkokulu'nda öğretimi tamamladım. Şişli Lisesi'nde de son yıla bir yıl kadar, mevcut siyasi olaylar o zamanlar çok aktifti. Maalesef okulu tamamlayamadık o yıllarda. 80'li yıllarda. 80'li. Yani 1980'de ben lise 1'e gidiyordum. O mevcut dönemde okulların ideolojik şeyleri olduğu için mecburen okul hayatını bırakmak zorunda kaldım. Merhabalar, adım Özlem Yılmaz. 1972 İstanbul doğumluyum. Mutlu Kaya'nın kız kardeşiyim. Ailenin de en küçük ferdiyim. Programı hazırlayan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi de bu imkanı tanıdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Mutlu Kayan çok iyi bir abi. Gerçekten çok fedakar, yardımsever. Aslında abiliğin ötesinde çok iyi bir dosttur. Gerçekten aile içinde, aile yakınlarınızla aynı zamanda da dost olabiliyorsanız bence bu dünyanın en büyük serveti. İşte Mutlu Kayan da böyle bir adam benim gözümde. Etrafı için, kardeşleri için, yani fikir ayrılığına bile düşseniz sizin gözünüzden bakmaya çalışabilen, yani bu değişik bir yetenek bence. Çok mutluyum bu benim abim de olduğu için. Onu çok seviyorum. Söyleyeceğim, anlatacağım. Yani biriktirdiğim o kadar çok anı, o kadar çok hikaye, o kadar çok izi var ki. Sadece şunu söyleyebilirim. Gerçekten onu çok seviyorum. Gerçekten fedakarlıkları için, taşıdığı çantalarım için, kendi harçlıklarıyla bana sabahları yedirdiği poğaçalar için, kısacası her şey için çok teşekkür ediyorum. Mutlu'yu nasıl bilirsiniz? Mutlu benim yeğenim. Mutlu'yu çok iyi bilirim, çok da iyi tanırım. Ailesine düşkün birisi, eşine, dostuna, komşusuna her zaman yardımcı olan birisidir. Çevresinde, köyünde, derneklerden, sosyal etkinliklerde seven birisi olduğu için derneklerden ve onu her taraftan seviyorlar. Kendisine yapılmayan bir şeyi bir başkasına yapmaz. Onun için Mutlu her yönüne çok iyi birisi. Kısacası nasıl derseniz, bana sorarsanız dört dörtlük. Onun için Mutlu'yu çok iyi bilirim. Mutlu Kayan 1981'de sigortacı olarak iş hayatına atıldı ve yaklaşık olarak 42 yıldır aktif bir iş adamı olarak iş hayatına devam ediyor. Bugüne kadar 4 firmada 42 yıl üst düzey yöneticilik yaptı. 23 Nisan 2007'den beri 16 yıldır Düzce Realcom Fabrika Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor. Zaten benim ilk iş hayatımda 15 yaşında. İlkokula, ortaokula giderken aynı zamanda iş makineleri yedek parçası satan bir firmada okuldan gelip öğlenden akşama kadar iş makinelerinde çalışıyordum. Akşam ders, sabah okul. Zaten 15 yaşında SSK oldum ben. Yani 1981'den SSK'lıyım. Yıl 2023 olduğuna göre 44 yıllık resmi bir SSK. Mutlu'nun hayatında ve bizim hayatımızdaki yeri her zaman çok özel ve farklı oldu. Biz 1982 yılında
iş yerini kurduğumuz zaman Mutlu'nun evi de oraya çok yakındı. Mutlu o zaman küçük bir çocuktu ve okula gidiyordu. Okuldan boşta kalan zamanlarında ve hafta sonları bizde çalışıyordu. Son derece efendi, saygılı, işinde başarılı, dikkatli, derslerinde de başarılı bir çocuktu Mutlu. Bizimle iş yerimizin kapanma süresine kadar birlikte çalıştı. Her zaman yeri gerçekten çok farklıydı. Ve onun geleceğinin çok parlak olacağını da o günler zaten belli ediyordu. Biz iş yerimizi kapattıktan sonra birlikte çalıştığımız firmada çalışmaya devam etti. Okulunu bitirmişti aynı zamanda. Ve güzel noktalara geldi. İyi bir aile babası oldu. İşinde başarılı oldu. Bulunduğu muhitte kendini sevdirdi. Ve böyle bir konuşma için beni de düşünüp hatırlaması çok mutlu etti. Her zaman başarılı ve ismi gibi hayatının da mutlu devam etmesini diliyoruz. Sevgiler. Dolayısıyla tabii ama oturduğumuz çevre, yaşadığımız yer İstanbul Mecidiyeköy olduğu için yani oradaki sosyal yaşantı veya kültürel şeyler bir üniversite mezununun sahip olabileceği, hani o çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir bir laf vardır. Çok gezen daha iyi bilir. Çünkü birebir yaşanmıştım. Yani benim bugün sahip olduğum kültür veya bugün yönetmiş olduğum Real Fabrikası'nın genel müdürlüğünü yapıyorum biliyorsunuz. Bu birikimler o yılların oturduğumuz çevrenin bana katmış olduğu bir tür artılar sayesinde oluyor. Yani okusaydım belki doktor olurdum, belki başka bir şey olurdum, başka bir alanda ama dediğim gibi mevcut İslam'da olmayınca olmuyor. Tabii 1980'den sonra, yani 1986'da askerlikten sonraki hayatım iş makinelerinden çıkıp tekstile girmek oldu. Bu arada evlilik oldu. Bir kız babasıyım ben. Bir kızımdan iki torunum var. Dolayısıyla 1989 yılında bir çocuk babası olarak eşimle beraber artık kendi hayatımızı kurmaya başladık ve ben bu sefer tekstile yöneldim. 89'da kızım doğduğunda ben Remax Tekstil'e girdim. Remax Tekstil Türkiye'nin ihracata ilk başlayan firmalarından, özellikle denim dediğimiz, bizim kot dediğimiz sektörde 13 yıl Remax'ta çalıştım ben. Gazisonpaşa'da, Bereç'te. Orada gene üst düzey yöneticiydim. Yani genel müdürden sonra gelen ikinci adam olarak. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Ahmet Tuz. Mutlu abiyi bana sordunuz. 1990 yılından beri kendisini tanırım. Çok neşeli bir insandır. İnsani ilişkileri en üst düzeydedir. Çalışma hayatımızda ondan çok şeyler öğrendik. İnsanları çalıştırırken yarış yaptırır, farkında bile olmazsınız. En iyi işi en iyi hızlı şekilde sizden alır, anlamazsınız. Kendisine uzun ömürler diliyorum. Sağlık, mutluluklar diliyorum. İyi akşamlar. Merhaba Mutlucan. Mutlucan, sana can diyorum. Çünkü gerçekten candan bir dost ve arkadaşımsın. Seninle 30 yıla yakın bir dostluğumuz var. Bir arkadaşlığımız var. Bir beraberliğimiz var. Ailece beraber gezdiğimiz var. Ailece beraber oturup kalktığımız var. Bu 30 yıl zarfında gerçekten dostluktan, candan arkadaşlıktan başka bir şey görmedim. Her zaman samimi ve dürüstün. Onun içindir ki 30 yıldır da hiçbir zaman beraberliğimiz, dostluğumuz, arkadaşlığımız kopmadı.
Dostluğun, arkadaşlığın yanında iş hayatından da gerçekten çok başarılı bir iş arkadaşımızsın, çok başarılısın, samimisin. Çalıştığın bütün arkadaşlarına eminim ki çok faydalısın ve herkese yardımcı oluyorsun. Elinde geldiği kadar yardımcı oluyorsun arkadaşlarına. Onun ötesinde yine söylüyorum, iş hayatındaki başarılıların her zaman olumlu ve her zaman iyiye doğru gidiyor ve bundan sonraki süreçte de daha çok güzel şeyler yapacağına eminim. Ama bunun için lütfen sen de kendine çok dikkat et, çok iyi bak. Çünkü senin gibi bu kadar güzel işler yapan, bu kadar başarılı olan hem işte hem arkadaşlıkta hem dostlukta, bunlara gerçekten bizim ihtiyacımız var. Bunun için sen de kendine çok dikkat et. Başarılı olmanı diliyorum. Bundan sonraki hayatında başarılısın zaten. Yine de sadece benimki bir temenni. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Kendine tekrar diyorum, iyi bak. İyi bak. Hoşça kal. Merhabalar. Ben Kubilay Temren. Mutlu ile 1998 yılında bir firmada beraber çalışma fırsatı bulduk ve orada kendisini tanıdım. Daha sonra başka bir firmada tekrar yollarımız kesişti. Ve yıllar boyu süren bir çalışma arkadaşım aynı zamanda bir derin. Kendisinin çalışkanlığı, dürüstlüğü, eğitici, öğretici, yönleri, yeteneği ile bütün firma çalışanlarına örnek olduğunu gözlerimle gördüm. Kendisi aynı zamanda ailesine bağlı, ailesiyle ilgilenen, her türlü yardımlarına esirgemeyen, ailesine sahip çıkan, aynı zamanda bütün çalışanlarına da ailesi gibi gören bir yöneticidir. Mutlu'yu tanıdığıma çok memnunum. Bu kadar uzun, aşağı yukarı 26 yıldır bunda hala dostluğumuz bitmedi. Yollarımız ayrıldı, çalışmalarımız. Hala kendisiyle görüşmekteyim. Mutlucuğum, sana şöyle demek istiyorum. Adın gibi mutlu ol, mutlu kal kardeşim hayatım boyunca. Seni çok seviyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Merhaba. Ben Serkan Tali. Mutlu Bey'le 1997 yılında aynı işletmede görev aldık. Kendisi o zaman işletme müdürüydü. Mutlu Bey'in işletmecilikle alakalı çok farklı özellikleri var. Ben de yaklaşık 26-27 yıldır aynı sektörün içindeyim. Tekstille uğraşıyoruz. Çok fazla insanlarla tanıştık. Çok fazla insanlarla muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla benim gördüğüm en iyi yöneticilerden bir tanesi Mutlu Bey. İnsanlara yaklaşım tarzı, insanlara eşit mesafede davranması, sorunları analitik düşünerek çözüme kavuşturması özellikleriyle Mutlu Bey'e çok öne çıkıyor. Bir de insanlara kendisini sevdirmesini çok iyi biliyor. Zaten tutum ve davranışları o yönde. Karakter olarak zaten öyle bir yapıya sahip. Kendisiyle tanıştığım için ve 26 yıllık beraberliğimizde işletmelerimiz ayrı olsa da yine zaman zaman kendisiyle görüşüyoruz, oturuyoruz, sohbet muhabbet ediyoruz. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Kendisiyle bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Mutlu, sağlıklı, huzurlu, nice dolu yılları olsun diyorum. Kendisini çok seviyoruz. Mutlu Bey, kendine çok çok iyi bak. Senin de benim üzerimde emeğin çok. Hakkını helal et. Benim varsa helal olsun. Seni çok seviyoruz. Mutlu Bey'le 1989 yılında Remax'ta tanıştık. İşini severek yapar ve grup arkadaşlarını motive etmeyi çok iyi bilen bir grup lideri ve iyi bir yöneticimizdi. Onunla uzunca bir süre çalışma fırsatım oldu ve çoğu şeyi ondan öğrendim. Kendisiyle çalışmak bizim için bir şanstı. Futbolu çok sever ve iyi de oynardı. Beraber halı saha maçları yapardık. Yenilmeyi hiç sevmezdi. Koyu fanatik bir Fenerbahçelidir. Abi, seni tanıdığım için çok şanslıyım. Senin başarını duydukça gururlanıyoruz. Başarılarının devamını dilerim. Selamünaleyküm. Ben Hasan Can Tınaz. 1967 doğumluyum.
Tekstil hayatına 1990 yılında İstanbul Remax Tekstil AŞ'de Gazi Osman Paşa'da başladık. Burada Mutlu Bey ile tanışıklığımız başladı. 11 yıl Remax Tekstil'de beraber yol arkadaşlığımız oldu. Kendisiyle güzel diyaloglarımız oldu. 2001 yılında Ceren Tekstil yıkama sektöründe hizmet veren bir firma ile yolumuz tekrar orada devam ettik. Kendisi benden önce işte Ceren Tekstil'e başlamıştı ve bana burada beraber çalışmak istediğini teklif etti. Ben de kendisine sonsuz güvendiğimi ve her türlü her yerde çalışabileceğimi söyledim. Remax'ta olan bağlantılarımı kestim. Ceren Tekstil'e Mutlu Bey'le yeni bir yol, yeni bir çalışma hayatına başladık. Kendisi güvenilir, samimi, çalışmayı seven bir arkadaşımız. Ceren Tekstil'de 5 yıl bayağı bir yorucu, meşakkatli bir çalışmamız oldu. Çünkü tekstil yıkama sektörü bilhassa yorucu bir meslek. Gecelerin saat 11'ler 12'lere kadar çalıştığımız saatler, vakitler oldu. Bazen kendisiyle aynı zamanda yol arkadaşlığımız oldu. Kendisi Göztepe'ye, ben Sultan Gazi, Gazi Osman Paşa, Sultan Gazi'ye bağlı bir merkeğiyle oturuyordum. Kıvırcık Ali'nin türküsünü dinlerdik bazen. Yatağımızda, yorganımızda bir türküsü vardı rahmetlinin. Ki kendisi de firmamızda ne tesadüf Türkiye gelip kendisine blue jean pantolon hediye ettiğimiz olmuştu. Çok severdik. Şarkılarını dinlerdik böyle gece saatlerinde. Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor. Yollarda kaldık geceleri. Kardan dolayı evimize gelemedik. Yolda kaldık. Biz tekrar iş yerine geri dönüp çalışmaya devam ettik. Kahvaltımızı beraber yapardık. Güzel bir maceralı bir 5 yıl geçirdik. Ceren Tekstil'den sonra işte bir Remax Ceren derken Realcom Tekstil'de yollarımız birleşti. Tekrar gene beraber aynı firma Realcom'a geçtik. Burada da Düzce oluşumu başlayınca Mutlu Bey ile işte Düzce oluşumuna girdik. Burada da büyük bir mücadele, zorluklar işte. Gene bir sabahlamalar işte, ne bileyim, gecenin 12'leri, 1'leri stres dolu, yorucu bir tempoyla ilk oluşumda bu illaki bütün kuruluşlarda oluyordur. Çünkü yeni bir eleman yetiştiriyorsun, yeni bir oluşuma giriyorsun. Güzel bir mücadeleyle Realcom Tekstil'i Düzce'de belli bir yere kadar getirdik. Daha sonra çalışma arkadaşlarımız da tabii ki katıldı aramızda. Onların da bize katkılarıyla Realcom Tekstil bugünkü seviyelere ulaşmış oldu. Kendisi mücadeleyi seven, kazanmayı seven bir arkadaşımız. İnsanlarla diyalogları çok güzel bir diyalog kurabilen, İkili ilişkileri iyi olan bir arkadaşımız. Kendisi Realcom Tekstil'de işte genel müdürlük yapmakta yapıyor. Ben 2002 yılında tabii ki 2017'de emekli oldum. 2002'de tekstil hayatına, çalışma hayatına son verdim. Kendisiyle görüşüyoruz. 32 yıllık bir arkadaşlığımız var. Kendisi iyi bir arkadaşım, iyi bir yönetici, iyi bir çalışma yol arkadaşı. Kendisine başarılar dilerim, saygılarım. 13 yıllık meslek hayatını tekstili orada öğrendikten sonra 4 yıl oradan ayrılıp Ceren Yıkama diye bir yıkamanın ortaklarıyla beraber küçük bir ortaklığım oldu. O 4 yıl süresince İstanbul'da işte Göztepe'den Hadımköy'e git gel, git gel, git gel uzun bir mesafe.
Yani günlük 150 kilometre yol yapıyordum. Merhaba. Mutlu kardeşimle 2000 yılında tanıştık. Kendisi o zaman Rimax AŞ'de çalışıyordu. Tam ediyorum bir sene sonra falan oradan ayrıldı. Ayrıldıktan sonra biz beraber çalışmaya başladık. Biz 5-6 yıl birlikte çalıştık. Bu zaman zarfında kendisi de güzel, uyumlu bir ikili olmuş. Birbirimizin eksiklerini tamamlıyorduk. Kendisi çok çalışkan bir insandı, tüz bir insandı. İşinde başarılıydı. Personel diyaloğu çok iyiydi, müşteri diyaloğu çok iyiydi. İşini severek yapardı. Mesaiye riayet ederdi. Mesela kendisi Kadıköy'de otururdu. Bizim fabrikada Kadıköy arasında. Abdüş yönetim mesai olmasına rağmen her sabah saat 8'den önce mesaiye başlardı. Akşam saat 10'a 11'e kadar çalışmasına devam ederdi. Biz 24 saat çalışırdık. Gece vardiyasının programını yapar ve ondan sonra giderdi. Sorumluluk sahibiydi. Yani gece inanın yatana kadar bile işini takip eden birisiydi. Programa uyardı. Müşterilerin memnuniyeti onun için çok önemliydi. Dolayısıyla biz de başarılı olduk yani. 6 yıl güzel işler yaptık. Biz o zaman piyasaya yeni girmiştik. Ve piyasada ismimizi duyurduk. Yani iş arama gibi öyle lüksümüz olmadı. Müşterilerin kendileri gelirdi. Yani herkes memnun ayrıldı. Çünkü mutlu, işini sever, çalışkan bir kardeşimdi, titiz bir kardeşimdi. Her gün sinek kaydı tıraş olurdu. Temiz giyinirdi. Yani örnek bir arkadaşımdı. Kendisi Allah razı olsun. Güzel işler yaptı. Memnun ayrıldı biz ayrıyken. Şu anda Velkom'u çalışıyor diye biliyorum ben. Bizden ayrıca sonra Velkom'a başladı zaten. Burada yönetici. Genel bir durumcu galiba. Burada da çok başarılıydı. Daha da başarılı olacağına inanıyorum. Bundan sonraki çalışma hayatımda mutlu karışma başarılar diliyorum. İyi günler. Merhabalar, ben Pınar Güvenç. Yaklaşık 2003 yılından beri Mutlu Bey'le tanışmaktayım. O dönemler okulu yeni bitirmiştim. Tekstil kimya sektöründe satış pazarlama görevinde çalışmaya başlamıştım. Ziyaret ettiğim müşterilerimden de kendileri, yani firmanın ortaklarından da öyle tanıştık. Malum sektörde yeniyim. Bilgisiz, tecrübesiz bir şekilde olduğum zaten net ortada, aşikar olmasına rağmen. Hiçbir şekilde bilgisiyle, tecrübesiyle beni aşağıya çekmemiş. Buna rağmen bana yol açmış, destek olmuş. Ayrıca tüm babacan tavrı, saygı ve saygınlığıyla teknik altyapıyı bana öğretmiş. Sektördeki farklılıkları, farkındalıklarıyla tüm sabrıyla bana göstermiş hocamdır kendisi. Mutlu Bey, bilgi paylaşınca çoğalır mantalitesini daha 2003 yılından beri sürdüren, bilgi kendinde kalırsa ne olur, hiçbir şey yaramaz diyen ve herhangi bir konuda da olsa isterseniz uzun yıllarda görüşmeseniz, kapısını çaldığınızda, ki bunu birçok dostu da bilir çevresinde de, eğer elinden ne geliyorsa sonuna kadar yapmak için mücadele eden, yaklaşık bu 20 yıl içerisinde de bu kadar bilgi, tecrübe, çevre olmasına rağmen kendisinde hiçbir şekilde tavırlarını büyütmeyen, tavırlarından ziyade yüreğini büyütmüş, yüreğini büyütmeye devam eden, yeni nesillere örnek olmaya çalışan, yeni nesillere özellikle sektörel anlamda işi öğretmeyi, bir insanın mesleği olursa kendi özgüvenin de çok daha artacağına ve bunun da 20 yıldır kaybetmediği bilgi paylaşılınca çoğalır mantalitesiyle halen de önderlik yapmaya devam etmekte. Ve ben ne zaman ziyaret etsem kendilerini her zaman destek oldular. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca teşekkürü borç bildiğim konu da sektöre yeni girdiğim süreç içerisinde benim yoluma ışık olduğunuz için, benim hocam olduğunuz için, benim yolumu aydınlattığınız için ve diğer yolunu aydınlattığınız herkes için size çok ama çok teşekkür ediyorum. Yolunuz her zaman sizinle aydın olsun ve ışığınız her daim parlak parlamaya devam etsin. Mutlu Kayan 2007 yılında Düzce'nin parlak geleceği kendisini cezbedince Düzce'ye taşınmaya karar verir.
Ancak Düzce'de tekstil sektörüne karşı bir ön yargı vardır. Bu ön yargıyı kırmak için uzun bir mücadele vermek zorunda kalır. Düzce 2004'te 5084 sayılı teşvik kanununun Düzce'yi cazip kılmasından dolayı ve Düzce zaten hani coğrafik olarak İstanbul, İzmir, Ankara gibi bölgelere 1,5 saat mesafede olduğu için firma sahipleri tarafından tercih edilmiş. Ve çok bence de olumlu bir tercih. Yani bugün İstanbul'a gitmeye kalksan 1 saat. Şimdi Batman'dan İstanbul'a gitmeye kalksan 10 saat. Ama depremden çıkan bir Düzce'ye bu teşvik hakkı verildiği için işverenler de burayı tercih etmişler. Mevcut bulunduğum Railcom tarafından 2006 yılında transfer edildi. Railcom bizle çalışır mısın dedi. Şartlarını sundu ve kabul ettim. 2006'da Railcom'a girdim. 6 ay 7 ay Railcom Genel Merkezi İstanbul'da çalıştıktan sonra 2007 yılında Düzce'ye bugünkü sahip olduğumuz fabrikanın ilk açanıyım. 47 kişiyle başladık. Dolayısıyla şu anda buradaki fabrika yaklaşık olarak 60 dönüm arazi üzerine 30 bin kapalı, 35 bin kapalı bir alana sahip. Burada 1200-1300 kişinin genel müdürlüğünü yapıyorum. Mutlu Kayan ve arkadaşları tarafından 47 kişiyle başlanan Railcom serüveni şu anda 60 dönüm açık, 40 dönüm kapalı arazi üzerinde 1300 kişiyle %100 ihracat yapan bir firma özelliğine sahip. Mutlu Bey, bizim 17 senelik bir çalışanımız diyemem. Çalışandan öte bizim için hem bir kardeş hem bir dost. Hem de bu fabrikayı en güvenerek teslim ettiğimiz, Düzce fabrikamızı teslim ettiğimiz bir yol arkadaşımız. Kendisi 17 yıldır her türlü kötülükten bu fabrikayı kendi üstün çabalarıyla korumakta ve artı burada insanları çok çok iyi idare ederek çok güzel bir yönetimle dostane bir işletme olmasını sağlayan kişi olarak bizim bir yol arkadaşımızdır. Karakter olarak Mutlu'yu şöyle anlatmak isterim. Barışçı, çalışkan, işine sadık, şirketine sadık, beraber çalıştığı insanlara sadık, onların değişimi için onlarla uzun uzun konuşan, kişilere gerekli şansları tanıyan, bir insanı bir yerden bir yere alıp taşımayı bilen ve de insanlara eşit davranan bir yöneticidir. Zaten bu böyle olmasaydı 17 yıl Düzce'de başarılı olamazdı. Bizim için Mutlu Düzce'dir, Düzce Mutlu'dur. Merhaba, biz uluslararası önde gelen büyük markalara üretim yapan firmalardan bir tanesiyiz. Mutlu Bey'le uzun yıllar çalıştık, uzun yıllar yol yürüdük. İş hayatını tanıdığım kadarıyla geliştirmeyi seven ve pozitif bir yapıya sahiptir. Sosyal hayatta da kibar, beyefendi, pozitif bir yapı ve karakteri sahiptir. Bundan sonraki hayatına ailesiyle, çocuklarıyla huzur dolu, mutlu bir yaşam dilerim. Herkese merhabalar. Mutlu Bey benim için çok kıymetli bir insandır. Çok özel bir insandır. Beraber onunla 14 yıl çalıştık. Çok başarılı, çok keyifli bir 14 yıl. Her gününden, her ayından, her yılından onunla beraber çalışmaktan çok keyif aldım. Her zaman çok pozitif bir insandı. Sorunlara karşı her zaman pozitif yaklaşırdı. Ondan öğrendiğim en önemli iki şey. Bir, sabırlı olmak. İki, sorunlara karşı daima pozitif yaklaşmaktı. Bu gerçekten benim için yaşam felsefesi oldu. Onunla çalışmaktan her zaman keyif aldım. Onun arkadaşlığı çok özeldir. Onunla bir seyahate gitmek çok özeldir. Onunla bir masa başında oyun oynamak çok keyiflidir. Ama söyleyeyim, zor bir rakiptir.
masa başında çok iddialı bir rakiptir. Onunla yarış otobanda yarış yapmak bile çok keyifliydi. Ama söyleyeyim, çok fazla iddialı. Onunla geçirdiğim her zamandan gerçekten çok keyif aldım. Mutlu Bey gerçekten çok özel bir insan. Fabrikada bizim fabrika müdürümüzdü, abimizdi. Her zaman bütün ekibi bir arada tutan kişiydi. Benim ayrıca Mutlu amcamdı. Çok hoşuna gitmez bunu söylediğim için ama her zaman benim Mutlu amcam oldu. Ben kendisine torunlarıyla beraber mutlu uzun bir yaşam diliyorum. Mutlu amcam, seni seviyorum. Sen bizim mutlu amcamız olarak kalacaksın. Her zaman da öyleydin. Torunlarınla beraber, tüm sevdiklerinle beraber sana çok güzel, keyifli günler diliyorum. Merhabalar, ben Ömer Gürler. Mutlu Bey'le biz yaklaşık 2007 yılında ilk tanıştık. Real Kombüze Fabrikası'nda, kuruluşunda, fabrika kurulumunda birlikte başladık. 2007 yılının Nisan ayında ilk üretim başladı fabrikamızda. Fabrika müdürümüz olarak Mutlu Bey, ben mali işler müdürü olarak muhasebe, insan kaynakları, finans, satın alma departmanlarının oluşumunda yer aldım. Bu süreç içerisinde abi kardeş gibi çok iyi bir ekip olduk. Birlikte çok güzel günlerimiz oldu. Yaklaşık 9 yıl boyunca aralıksız çalıştık. Gecemiz gündüzümüz birlikte geçti. Birçok zorlukların üstesinden beri beraber geldik. Mutlu Bey çok pozitif, olumlu bir insan. Sorunları çözebilen, üstesinden gelebilen, hızlı ve pratik çözümleri olabilen bir insan. Bu anlamda işletme tecrübesi ve yıllardır tekstil sektöründe edindiği tecrübelerden çok şey öğrendik. Bu anlamda ben de birçok tecrübe edinmiş oldum. Mutlu Bey'le hala görüşüyoruz, iyi bir abimiz. Kendisiyle tanıştığım için çok mutluyum. İş hayatında başarılarına devam ediyorum. Sağlıklı bir ömür diliyorum. Mutlu Bey'le çok uzun yıllardır tanışırız. 2017 senesinde çok daha yakın çalışma fırsatı bulduk. Realkom'un Arge merkezini kurmak için İstanbul'dan Düzce'ye taşındığım dönemde Mutlu Bey ile beraber çalışıp Arge merkezini 5746 sayılı kanun kapsamında kurulumunu gerçekleştirdik. 5 mühendisle başladığımız bu kurulumda Mutlu Bey'in desteğiyle beraber üniversite sanayi işbirliği içerisinde bir sene gibi bir süre zarfında fizibiliteyi yaptıktan sonra 2018'de Arge merkezini kurduk ve 35-40 mühendise çıktı. Kurmuş olduğumuz Arge mühendisliği, Arge merkezi. Bu vesileyle Mutlu Bey'in vizyonist ve Arge'ci yapısını tanıma fırsatı buldum. Birçok şirketle ve hem yöneticileriyle, sahipleriyle hem de genel müdürleriyle çalışıyoruz şu anda. Ama hakikaten Mutlu Bey'i diğer mevkidaşlarından ayıran temel özelliği yenilikçi, Arge'ye yatkın olması ve bütün çalışanlarıyla arkadaşça, samimi, sıcak bir diyalog ve ilişki kurması diyebilirim. Benim için ne anlam ifade ettiğini anlatacak olursam eğer, bir dost, bir arkadaş ve ondan ötesi birçok şeyi beraber yaşadığım, yaklaşık 2009 yılından beri birlikte çalıştığım ve birçok şeyi, İş hayatımdaki tecrübeleri paylaştığım, çok değer verdiğim bir insan profili benim için. Kendisiyle uzun yıllar birlikte çalışmak,
Ve onunla beraber birlikte tecrübeler edinmek benim için ayrıca bir tecrübe ve ayrıca bir mutluluk olmuştur. Aynı zamanda hemşeri olmamız ve diyaloglarımızın daha sıkı olması, zaman içerisindeki zorlu mücadeleleri beraber vermemiz, bu da tabii benim için çok ayrı bir zevkti ve bundan sonrası için de böyle olacak. Mutlu Kayhan denildiğinde aklıma gelen hem tecrübe hem yılların vermiş olduğu tecrübelerden kaynaklı iş hayatımda beraber birlikte sorunları çözdüğüm ve sorunları birlikte masaya yatırıp çözümlendirdiğim insan profili benim için. Dediğim gibi iyi bir aile babası, iyi bir dost, benim için iyi bir arkadaş ve sırdaş olmuştur. Umarım bundan sonrası için de, bundan sonrası hayatımız için de birlikte mücadele edip ve birlikte iş hayatımızda ilerleriz diye umut ediyorum. Ve Mutlu Kayhan, seni seviyorum. Merhabalar, ben Mustafa Akkurt. 12 yıldır Realcom'da çalışıyorum. Yaklaşık olarak 4 yıl İstanbul Realcom'da çalıştıktan sonra 8 yıldır da Düzce Realcom'dayım. Tekstil mühendisiyim. İstanbul'da ilk lazer departmanında işe başladım. Realcom'un lazer departmanında bir ihtiyacı vardı, oradan işe başladım. Sonradan tekstil mühendisi olmanın verdiği avantajla Arge'de tasarımlar yapmaya başladım, patronlarımızın öncülüğünde. Sonrasında orada yetkiler almaya başladım ve bu 15 Temmuz sürecinde İstanbul'daydım. Eşim hamileydi 8 aylık. Bu süreçte daha önce Düzce'ye gidip geliyordum ve Düzce'de Mutlu Bey'le bir iletişimimiz olmuştu. Zaten Samsun Bafralıyım. Karadeniz'de olmamın verdiği etkiyle beraber Düzce'de yaşamaya sıcak bakıyordum. Mutlu Bey de bu konuda bana çok güzel şeyler anlattı. Buradaki arkadaşlığı, birliği, iş düzenini, buranın sistemini anlattı. Zaten aklımın bir ucundayken, eşim 8 aylık hamileyken 15 Temmuz sürecini yaşayınca İstanbul'da, İstanbul'un o karmaşasından ve tehlikeli ortamından kurtulmak için Düzce'ye gelmeye karar verdim. O süreçte yine Mutlu Bey, patronlarım bu sürece zaten direkt sıcak baktılar. Düzce'de büyümek istiyorlardı. O zaman Düzce'nin kapasitesi aylık 250 bin adet iş yapmaktı. İş yapıyordu. Mutlu Bey de burayı büyütmek istiyordu. Ekibi büyütmek istiyordu. O süreçte bana hemen ev bulmam konusunda yardımcı oldu. O çevreyi tanımam konusunda yardımcı oldu. Maddi anlamda yardımcı oldu. Buraya geldiğimde kendimi göstermem için burada bir düzen vardı. Bir müdürlük, bir hiyerarşi yapısı vardı. Bu yapı içerisinde patronlarımdan sonra diyeyim en çok yani bir patron gibi, bir arkadaş gibi, bir baba gibi diyebilirim hatta. Diğer yönetimdeki diğer arkadaşlarla aramdaki bağı hep Mutlu Bey kurdu. Ben çünkü 26 yaşında Realcom'a girdim. Şu an 37 yaşındayım. 25-26'da girdim. 37 yaşındayım. Genç geldim buraya çok. Yani 30 yaşında değildim Düzce'ye geldiğimde. Ve diğer yönetici arkadaşlarla iletişimim biraz daha genç olduğumdan dolayı geri planda kalıyordu. Ama Mutlu Bey, ben buraya geldiğimin 6. ayında bana destek çıkarak, ben burada üretim geliştirme müdürü olarak gelmiştim Düzce'ye. Gelmemin 6. ayında burada bir müdür ihtiyacı olduğunda, yıkama müdür ihtiyacı olduğunda direkt benim arkamda durdu ve beni şu an olduğum pozisyona getirdi. Aslında beni Realcom'a kazandıran, müdürlük anlamında kazandıran, destek çıkan Mutlu Bey'di. Çünkü yaşım genç olduğundan dolayı o zaman, 30 yaşında olduğumdan dolayı ve 400'ün üzerinde personel çalışıyordu o zaman. 400-500 arası personel çalışıyordu benim departmanımda. Yapabileceğime ben bile inanmazken Mutlu Bey bunu bana inandırdı ve en büyük desteği ondan gördüm Düzce sınırları içerisinde. Bu konuda patronlarımızın hakkını yemeyelim. Onlar hep sağ olsunlar destek çıktılar bize. Ve bu süreçte yaşadığımız bir sürü problem oldu. Burada personelle yaşadığımız, gençliğin verdiği hırslarla beraber insanlara bazı yanlış da yapmışımdır, doğru da yapmışımdır. İnsanlarla olan ilişkilerinde sıkıntılar olduğunda her zaman Mutlu Bey bana destek çıktı. Dışarıda herhangi başımıza bir sıkıntı geldiğinde yine Mutlu Bey sıkıntımızı çözdü.
bir ihtiyacımız olduğunda, bir yerden birinden bir şey istediğimizde yine Mutlu Bey üzerinden sıkıntıyı çözdü. Bu son süreçte firmanın daha büyümesi konusunda, yani dediğim gibi 250 bin adet pantolon yıkayan fabrika Mutlu Bey'in önderliğinde bizim ekibimizle beraber aylık 1 milyon adet pantolon yıkamaya kadar, bitmiş ürün yıkamaya kadar çıktı. Sonrasında tabii ekonomik düzende, ülkenin durumu ve pandemiyle beraber gelen süreçte biz burada 150 kişilerle beraber 150 kişi çalışırken yine Mutlu Bey bize destek verdi. Mutlu Bey'in en sevdiğim özelliği kaosu çok iyi yönetebilmesi. Çünkü biz öldük bittik dediğimiz noktada, gençliğin verdiği durumla da öldük bittik dediğimiz noktada Mutlu Bey hep bizi sakin tuttu ve gerçekten en büyük desteğimiz oldu Mutlu Bey. Çok fazla Mutlu Bey ismini kullanıyorum çünkü yani saygımız çok yüksek kendisine. Bizi her zaman destekliyor, seviyor. Bir arkadaş gibi, yani yaklaşımı da bir arkadaş gibi. Hani yapmayın, etmeyin dediği noktalarda da bizi emir gibi değil de, ben yani Mutlu Bey'den emir aldım mı diye sorarsanız çok nadir. 8 yıldır Düzce'deyim. Belki Mutlu Bey'den 5 kere emir almamışımdır. Hep bana bir arkadaş gibi yaklaşarak yapmam gereken işin doğrusunu çok güzel bir yaklaşımla yaptırdı kendisi. Ve sadece benim için değil, Düzce'deki bütün diğer arkadaşlar için de Mutlu Bey'in çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Sağlık problemleri yaşadığı zamanlarda üzülüyoruz. Şu anda da onlardan bir tanesi. Duacısıyız. Her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Kendisiyle beraber burada inşallah uzun yıllar, daha güzel projelerimiz var, daha iyi çalışmalar yapıyoruz kendisiyle. Bu fabrikayı, Realcom'u Düzce'de tekrardan 1600-1700 kişi çalıştıracak duruma getirmek için Mutlu Bey'le beraber elimizden gelen çalışmaları yapacağız. O yüzden kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Yani bugün Realcom, benim ismim Mustafa ama Realcom Mustafa diye bilir herkes beni diğer firmalarda. Eğer Realcom Mustafa Düzce'de bir şeyler yapabildiyse bu Mutlu Bey'in payı bunda çok büyük ve hep beraber daha da iyi şeyler yapacağız. Desteklerini bizden hiç esirgemeyeceğine ben adım gibi eminim. Ona gözüm kapalı güvenirim. İnşallah uzun sağlığına da kavuştuğu zaman uzun yıllar beraber onunla beraber çalışacağız. Merhaba, ben Çiğdem. Mutlu Bey ile 2010 yılında İstanbul'da Realcom merkezde tanıştık. Düzce fabrikası için yetiştirilmek üzere kimyager arıyorlardı. Ben de üniversiteden yeni mezun olmuş, iş arıyordum. Mutlu Bey ile merkezde iş görüşmesini yaptık. Beni Düzce fabrikasına çağırdı. Ben de tabii yeni mezun olmuşum, iş hayatını hiç bilmiyorum. Gider bir yıl çalışır, bir yıl tecrübe edinir, dönerim hayaliyle Düzce'ye geldim. Ve 14 yıldır burada Mutlu Bey'in yanında çalışıyorum. Bu 14 yılda zor zamanlar, güzel zamanlar, yoğun mesai saatleri, uzun mesai saatleri, büyümeler, küçülmeler, zor zamanlar geçirdik. Ama her zaman Mutlu Bey'in üstün ikna kabiliyeti ve üstün yöneticiliğiyle hepsinin altından kalkmayı başardık. İyi ki bu yola onunla başladım. İyi ki yollarımız kesişti. Ona çok büyük saygı ve sevgi duyuyorum. Her şey için ona çok teşekkür ediyorum. Üstlendim. Tabii diğer yandan Düzce'de 17 yılda 30 bin insan çalışanımız, yani Realcom ailesi olarak Realcom'a gelip çalışmış gitmiş insanlar var. Hepsiyle de bugüne kadar Allah'a çok şükür en ufak bir kriz, bir olay yaşamadan, bir mahkemelik olayı olmadan yollarımızı ayırdık. Hala bir kısmı bine yakınıyla devam ediyoruz.
merhaba. 2008 yılında Mutlu Bey ile Düzce'li Elkom fabrikasına tanıştık. 15 senedir beraber çalışıyoruz. Genel müdürlüğümüzü yaptığı bu dönemde Mutlu Bey kadın istihdamını destekleyen, dinleyen, birleştiren, ayrıştırmayan bir role vardı. Ben ve diğer çalışma arkadaşlarım için Mutlu Bey fabrikamızda adaleti ve dürüstlüğü temsil eder. Çok yönlüdür. Farklı açılardan düşünmemizi sağlar. Ayrıca her konuda, onunla çalıştığınız her konuda muhakkak yeni şeyler öğrenirsiniz. Tecrübelerinden yararlanmanız için elinden gelen her şeyi yapar. Çok da eğlenceli bir yanı vardır. Tamam bittik dediğinizde sizi yerden kaldırabilecek motivasyonu sağlar. Son olarak da ihtiyacım olduğu her anda yanımda olduğunuz için, baba şefkatinizi esirgemediğiniz için, iyi bir yol gösterici olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Mutlu Bey. Merhabalar, ben Elif Akyol. 2008 yılından beri Realcom'da bölüm sorumlusu olarak çalışmaktayım. Fabrikamızın genel müdürü olan Mutlu Bey ile uzun süredir birlikte çalışıyoruz. Gerek disiplin, gerek çalışanlara davranış biçimiyle örnek aldığım bir yönetici olmuştur. Fabrikamızın bu zamanlara gelmesi Mutlu Bey'in iş disiplini ve işine sevgiyle yaklaşması sayesinde olmuştur. Bizim ve çalışanlarımızın her sorunu, her problemi, her şikayetinde canla başla çözüm aramış ve nitekim de her zaman çözümünü bulmuştur. Samimi ve babacan davranışıyla çalışan arkadaşlarımızın da iş verimliliğini arttırmaktadır. Mutlu Bey her koşulda, her zaman bizim yanımızda ve bize destek olduğu için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. Mutlu Bey ile 2009 yılında İstanbul'da tanıştık. İstanbul'da nasıl tanıştık? Realcom'dan ben 2009 yılında ayrılmak istedim. Patronlarım da sağ olsun bizden memnundu. Seni Düzce'ye gönderelim dedi. Ben de dedim yani Düzce nasıl olur işte yapabilir miyim diye düşünürken Mutlu Bey hafta sonu geldi. İşte kardeşim sen de Düzce'ye gel. Düzce güzel yer. İşte orada önün açık falan dedi. Orada zaten konuşmasından bana bir güven verdi. Sağ olsun. İşte Düzce'ye geldik. Burada da benim arkadaşlarım vardı o zaman. İstanbul'dan daha önce gelen. Orada da İstanbul'da Arge ortamında beraber çalışıyorduk biz. Sağ olsun arkadaşlarımız beni istemedi o zaman. Mutlu Bey de yanıma geldi dedi. Senin arkadaşların böyle böyle diyor dedi. Dedim yani abi canları sağ olsun dedim ama yapacak bir şey yok dedi. Benim zaten dedim İstanbul'da bir teklif almıştım ben. Gider orada başlarım dedim. O da dedi sen dedi bir dur dedi. Ben dedi bir patronla görüşeyim dedi. Sana haber veririm. Ben de dedim o zaman işte Mutlu abi yani ben istenmediğim yerde durmam dedim yani. Yani artık geri dönsen yani bana desen ki gel Düzce'ye bu arkadaşlarla çalış ben çalışmam dedim. Sen dedi benden dedi bir haber bekle dedi. Tabii ki o sırada Düzce'de yani muhabbet ederken o da bizi gördü. Yani niyetimizi anladı, nasıl karakterimizin olduğunu anladı. Mutlu benim yani en büyük özelliği de şu, yani insanla böyle bir iki dakika konuşsun, yani hemen çözer. Sağ olsun, işte pazar günüydü herhalde beni aradı, Yasin dedi Düzce'ye gidiyoruz tekrar. Dedim abi ben Düzce'ye nasıl geleyim dedim şimdi yani. Arkadaşlar bizi zaten istemedi, ben gelemem dedim. Yok dedi sana dedi iki fabrikanın dedi, bir bölümüm var dedi. Onları denetleyeceksin dedi. Dedim bak dedim o zaman olur dedim. Sağ olsunlar geldim ben buraya işte. Mutlu abi bana burada sahip çıktı. Yani hatta o zaman işte bir tane araba verdiler bana. Evimi kiraladılar. Ama tabii ki ben de görevimi layıkıyla yaptım. Ondan sonra işte gün geldi buraya bir fasoncu gerekti. İşte buraya fasoncular geliyor işte, işte şunu verirseniz yaparız, şu kadar para verirseniz yeni bir yer kurarız diye. İşte ben Mutlu Bey'e dedim ki abi dedim ben dedim bu sektörde eskiyim, arkadaşlarım da var dedim. İsterseniz dedim ben buna talip olayım dedim. Realcom'un bu ihtiyacını karşılayayım dedim. 2010 yılında. Ondan sonra Mutlu Bey de patronlarla konuştu. Sağ olsun orada da bana destek verdi.
Tabii ben de yani hiç şeyi boşa çıkarmadım. Başladık çalışmaya bismillah. Kendi iş yerimi açtım Düzce'de. Ondan sonra Taşan'a. Sağ olsun en ufak sıkıntımızda Mutlu Bey'in yanına gittik. Mutlu Bey yani bize bir abi, bir kardeş, yeri geldi bir baba oldu yani. Sonuçta 13 yıldan beri beraberiz. 13 yılın sonunda şöyle söyleyeyim. Yani şu an 650-700 kişi çalıştırırız. Yani düşün 13 yılda nereden nereye geldi. Şu anki duruma gelmemin yani en büyük şeylerinden biri, sebeplerinden biri odur. Yani onunla nasıl bir abi kardeş olduğumuzu zaten Raykom camiasında herkes bilir. Mutlu Bey'i tam olarak anlatacak olursam yani biraz da Raykom'un bakışından anlatmak isterim. Yani buradaki işçiler bile yani burada şu an 1000'e yakın kişi var. Hepsi bir abi, bir büyük olarak görür. Hani bir sıkıntısı, bir ihtiyacı olduğu zaman herkes Mutlu Bey'in kapısını çalabilir. Hayatta insanlara tepeden bakmaz. Yani herkes de arkadaş gibidir, kardeş gibidir. Ondan sonra yani başka nasıl anlatayım ki? 13 yılı sığdıramıyorum. İş disiplini yani mükemmel yani. Nasıl? Şimdi şöyle bir şey var. Bir gerçek yani. Raykom'un bir süreçte, Düzce'deki bir sürecinde yani %90'ın üzerinde katkısı vardır yani bir yönetici olarak. Yani gerçekten Düzce'de tanınmasına olsun, Düzce'de bir yerlere gelmesine kesinlikle katkısı vardır yani. Ben buna bir şahidim yani bu 13 yılda. Çünkü Raykom'un nereden nerelere getirdiğini birebir şahit olmuşum yani. Ve çok mükemmel insan yetiştirir yani. Yönetici yetiştirir. Yani bakar, seçer. Yani o konuda çok mükemmel. Onu kimse inkar edemez yani. Bu kadar yeter herhalde. Bu kadar yeterli mi? İlan edeceğim ne var? Yani ben Mutlu abiyle yani şöyle söyleyeyim. Yani sadece burada değil. Bundan yani yarın bir gün Raykom hayatı bittikten sonra da yani bir abi kardeş olarak devam edeceğim. Yani onun bende emeği çok. Yani belki burada yani o kadar zaman geçirdik ki yani belki ailesiyle geçirmediği zamanı biz burada abi kardeş geçirmişiz yani. O yüzden size de diyordum yani ben bu şeyi yani 2-3 dakikaya sığdıramam. Aslında düşünsem daha neler anlatırım da. Mutlu Bey anlatılmaz yaşanıdır. Çok iyi bir abi, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir dost. İyi ki Mutlu abi var hayatımda.